Merhaba arkadaşlar, Gurbet Vibes'e hoş geldiniz. Ben Cengizhan. Daha önceki videolarımızda Hristiyanlığın en büyük bayramı olan Noel'den bahsetmiştik ve bunu sizlere anlatmıştık. Fakat Hristiyan ve Batı kültürlerinde düzenli olarak kutlanan birkaç büyük bayram daha var. Bunlardan da size bahsetmek istiyorum ve sizleri bilgilendirmek istiyorum. Daha önce de söylediğim üzere ben bir Hristiyan değilim. Keza bu videoda bir misyonerlik videosu değil. Yine aynı şekilde bu video Hristiyanlığa bir övgü ya da yergi videosu olmayacak arkadaşlar. Bugün sizlere Hristiyanlığın ikinci büyük bayramı olan Paskalya'dan bahsetmek istiyorum. Mütakiben ülkemizdeki Ortodoks Rumların her sene kutladıkları Ta Fota, yani denizden haç çıkarma bayramını sizlere anlatmak istiyorum. Ve son olarak da aslında Hristiyan kökeni olmayan fakat Batı toplumlarında, özellikle Amerika kıtasında kendisine yer bulan Cadılar Bayramı ve Şükran Günü bayramlarını aktarmak istiyorum. O halde Paskalya ile başlayalım. Peki arkadaşlar, Paskalya ya da diğer adıyla Easter nedir? Paskalya, Hazreti İsa'nın yaşamının son dönemindeki günleri ve tekrardan göğe çekilmesinin kutlandığı bir bayram aslında. Paskalya ile ilgili kesin bir tarih vermem mümkün değil. Çünkü bahar aylarında kutlanıyor. Fakat tarih her sene değişiklik gösteriyor. Peki Hz. İsa'nın hayatının son dönemleri neden bir bayram olarak kutlanıyor Hristiyanlıkta? Romalılar Hz. İsa'yı son akşam yemeğinde bir çarşamba günü yakalıyor arkadaşlar. Çarşamba günü yakalandıktan sonra cuma günü Hz. İsa çarmıha geriliyor. Cuma günü çarmıha gerildikten sonra cenazesi ertesi gün, cumartesi günü defnedilemiyor. Neden? Çünkü o gün Yahudi kültüründe Şabat günü. Yani o gün hiç kimse iş yapmıyor, çalışmaması gerekiyor kutsal gün olduğu için. Şabat olduğu için Hazreti İsa'yı bir lahit mezara kapatıyorlar. Bu lahit mezarda Hazreti İsa kalıyor cumartesi günü ve cumartesiyi pazara bağlayan akşam Hazreti İsa tekrardan diriliyor. Ve aslında Hristiyanlar bunu Hazreti İsa'nın ikinci bir doğum günü olarak kutluyorlar. Ve Hazreti İsa dirildikten sonra 40 gün daha dünyada kalıp havarilerle buluşup öğretilerini tamamlamaya çalışıyor. Christmas Hazreti İsa'nın doğum günüydü. Aslında Paskalya'da ikinci bir doğum günü. Avrupa'ya gelen arkadaşlar veya Hristiyan arkadaşlar olan kimseler fark etmişlerdir. Hristiyanlar aslında doğum gününe biraz daha düşkünler bizden. Biliyorsunuz bizde işte bir pasta alınıyor. İşte o pasta yeniliyor. Doğum günü kutlu olsun deniyor. Ama Hristiyanlar bu işi ciddiye alıyor. Yani doğum günlerini kutlamanız çok önemli. İşte eğer ki yakın bir arkadaşınızsa hediye almanız çok önemli. Yani aklınızda bulunsun. Avrupalılar veya Batılılar genellikle bu konu üzerine hassaslar biraz. Benim şahsi görüşüm Hristiyanların bence bunu bu kadar dikkate almasının en önemli sebeplerinden birisi iki kere aslında kendi dinlerindeki işte Hz. İsa'nın doğum gününü kutlamaları. O yüzden aslında bence doğum günleri onlara biraz daha manalı ve anlamlı geliyor bize göre. Arkadaşlar Paskalya'da mesela hediyeleşmek diye bir şey olmuyor Christmas'a kıyasla. Bazen diyorum iyi Allah'tan böyle bir şey yok. Çünkü düşünsenize mesela kapitalist kültürü bunu Türkiye'ye getirip Türkiye'de insanlara bir nevi Easter mı kutluyoruz, Paskalya mı kutluyoruz tartışması başlatsa mesela oldukça sorunlu. Çünkü aslında Paskalya biz Müslümanlara göre çok doğru bir bayram değil. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili olarak Müslümanlar. Hz. İsa yakalandıktan sonra cuma günü çarmıha getirilirken Hz. İsa çarmıha gerilmiyor bile. Hz. İsa göğe çekiliyor ve Hz. İsa'nın silüetinde birisi çarmıha gerilip öldürülüyor. Easter'la ilgili bir diğer konu da arkadaşlar. Easter bayramında her yerde yumurta görürsünüz. Bu yumurtaları çizerler, boyarlar, birbirinden farklı şekillere sokarlar. Peki neden yumurta diye soracak olursanız yumurta burada bereketin ve doğumun simgesi olarak görülüyor. Tavuk yumurta veriyor. İşte o yumurta tekrardan tavuk oluyor. İşte o tavuk tekrar yumurtluyor falan vesaire. Böyle bir döngü onlara bereketli geliyor. O nedenle Hz. İsa'nın doğumu da işte bu bereketle ve baharla harmanlanıp kutlanıyor Hristiyan toplumunda. Biliyorsunuz bu süreçte Hz. İsa önce ölüyor ve daha sonra diriliyor. Bu nedenle Hristiyanlar ölümü de hatırlıyorlar Paskalya sürecinde ve mezarlıklarını ziyaret ediyorlar. Mesela bayram günü gittiğinizde araba park edecek yer bulamazsınız mezarlıkların önünde. Dediğim üzere azami dikkat ve özen gösteriyorlar bugünlerdeki mezarlıkların güzel gözükmesi hususunda. Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Öyle mi yoğun? Yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Mezarlıklarında şöyle süslüyorlar arkadaşlar. Çiçek getiriyorlar genellikle. Yapma veya gerçek. Ve bir de kandil getiriyorlar. Yağlı kandil değil. Bildiğiniz mumlu kandil. Mumu içerisine koyuyor. Bu kandili kapatıyor. Ve o mum orada yavaş yavaş yanıyor. İşte aşağı yukarı bir 2 gün, 3 gün. Paskalya zamanında Avrupa'ya geldiğinizde eğer bir akşam üzeri bir mezarlığın yanından geçerseniz gerçekten çok güzel bir görüntü olur. Böyle her yer ışıl ışıl parlar. Gerçekten benim için bir Türk olarak, bir Müslüman olarak farklı ve değişik bir görünümdü. Bir de kısaca her sene Paskalya tarihinin neden değiştiğinden bahsedelim isterseniz. Bahar Ekinoksu. Yani gece ve gündüz eşitliğinin olduğu gün, yani 21 Mart sonrasındaki ilk dolunayı takip eden pazar günü Paskalya pazar günü olarak seçiliyor. Ve o nedenle tarihlerde değişiklikler oluyor. Ama dediğim üzere genellikle Mart-Nisan tarihlerinde Paskalya kutlanıyor. Peki arkadaşlar, belki bu adıyla ilk defa duyacaksınız. Işıklar Bayramı ya da Ta Fota nedir? Bu bahsettiğimiz bayram İstanbul'daki Hristiyanların denizden haç çıkarma töreninin bizzat kendisi. Bizim ülkemizde genellikle Yunan Ortodoks Kilisesi tarafından düzenleniyor. Yeni doğan Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya tarafından vaftizinin bir temsili. Baş Episkos denize bir haç fırlatıyor ve inananlar denize atlayıp bu haca ulaşmaya çalışıyor. Bu haca ilk ulaşıp karaya çıkaran kişi ise Baş Episkos tarafından bir altın haçla ödüllendiriliyor. Bir başka adının Işıklar Bayramı olmasının sebebi de şu arkadaşlar. Az önce bahsettiğim üzere Hazreti İsa, Hazreti Yahya tarafından Şeria Nehdi'nde vaftiz edilirken başının üzerinde bir kuş ve ışık demeti beliriyor. İşte bu ışık demetinin tüm suları kutsadığı düşünülüyor ve bu nedenle bu bayrama Işıklar Bayramı da deniyor. Peki arkadaşlar, Şükran Günü ya da diğer adıyla Thanksgiving nedir? Dini bayram demedim fark ettiyseniz, çünkü bu aslında bir ulusal bayram ve dini kimliğini daha sonradan kazanıyor. Peki arkadaşlar, Thanksgiving neden kutlanıyor? Yeni hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek amacıyla Kasım ayının 4. Perşembe günü Amerika'da kutlanmakta. Kanada'nın daha farklı bir takvimi oluyor ama yaklaşık olarak aynı günlere denk geliyor. Şükran Günü nereden geliyor derseniz arkadaşlar, nasıl bu geleneğin ortaya çıktığını sorarsanız, İngiliz koloniciler ilk geldiği zaman Amerika'ya Kızılderili yerlilerle birlikte bu bahsettiğimiz şükranı dile getiriyorlar Tanrı'ya ve böyle bir festival düzenliyorlar. Fakat zaman geçtikçe Kızılderili unsurlar bu kutlamadan ayrıştırılırken aile ve Tanrı teması daha öne çıkıyor. Buna benzer bir kutlama aslında Zerdüşt kültüründe de yer almakta. Cadılar Bayramı, Halloween nedir arkadaşlar? Her sene 31 Ekim tarihinde kutlanan, insanların korkunç kostümler giydiği ve evlerini dekore ettikleri bir bayram aslında Cadılar Bayramı. Bir Hristiyan bayramı kesinlikle değil arkadaşlar. Eski Kelt, Pagan inançlarının günümüze uyarlanması sonucu ortaya çıkmış bir kutlama aslında bu. Kelt ne diye sorabilirsiniz. Keltler bugün Kuzey İrlanda, İrlanda, Galler, Man adalarında yaşayan halkların genel adıdır aslında. Pagan Keltler kışın başlangıcı olarak görülen bu günde ölülerin daha önce yaşadıkları yerleri ruhlarıyla ziyaret ettiklerine inanıyorlar arkadaşlar. Bu ruhları evlerinden uzak tutmak için ateş yakıyorlar. Bu ruhların kendilerini tanınmaması içinse yüzlerine maske takıyorlardı. Ve bu gelenekler günümüze Cadı Bayramı olarak ulaştı. Günümüzde özellikle Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, İrlanda'da ve Avustralya'da Cadılar Bayramı aktif olarak kutlanmakta. Avrupa'da pek yaygın değil ama bazı diskolar, kafeler bu zamanlarda böyle organizasyonlar yapabiliyor. Bizim ülkemizde de kutlanıyor. Bilmiyorum, ben şahsen kutlamıyorum. Bana biraz eğreti duruyor. Benim aslında Halloween'e inancımı kıran olay katıldığım bir Halloween partisi sonrası oldu arkadaşlar. İşte bir kız giyinmiş cadı gibi vesaire. Bir şeyler hazırlanmış partide yenecek. Çiğ köfte dürüm vardı. Ben o cadıyı öyle çiğ köfte dürüm yerken görünce bilmiyorum, bir garibime gitti. Bir eğreti durdu. Ya dedim, bu ne ya? Yani bu olmuyor. Bilmiyorum, tam oturmuyor. Yine keza o bulunduğum partide mesela bir arkadaş da erkek mesela yüzünü siyah boyamış. Neydi şu an tam hatırlamıyorum. Çok zaman oldu. İşte ayran işte herhalde. Onda işte burasında ayran mayran kalmış. Ya dedim, yani bizim kutlayacağımız bayram değil bu. Ama tabii kutlayanlara da saygı duymak zorundayız arkadaşlar. Ne diyoruz? İnanç, görüş ne olursa olsun aynı şeyi paylaşmayabiliriz veya aynı şeyi düşünmeyebiliriz. İnsanlara zarar vermediği sürece saygı duymak ve tolere etmek zorundayız. Dediğim üzere her ne kadar beni çok irite ve rahatsız etse de Halloween kutlayan birisine mecburen saygı duymak zorundayım. Evet arkadaşlar, Batı kültüründeki diğer bayramları da sizlere bu videoda aktarmış olduk. Umarım yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Özel olarak bu videodaki konularla ilgili veya Avrupa ve Batı'daki genel yaşam ve kültürle ilgili diğer görüşlerinizi, sorularınızı ve yorumlarınızı lütfen bana iletmekten çekinmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.